basın toplantısına girdim. Herkes alay ediyor. İşte nereden verdiniz bu çocuğa? Koskoca Efes takımı çoluk çocuğa verdiniz. Türkçeyi bile doğru düzgün konuşamıyor vesaire vesaire bir sürü hikayeler. Sonuçta hayatınızın çok büyük bölümünü kapsayan bir şeyden bahsediyoruz. Bir kariyerden ve olaydan. O geçiş çünkü kolay değil genelde profesyoneller için. Ve siz şu anda aslında kendi konfor alanınızdan çıkmış durumdasınız bir yandan. Şip vardı oyuncu. Evet, bana çok kıymetli bir oyuncu ve çok kıymetli de bir kişilik aynı zamanda. Baştan sonra koç dedi. Yani çok önemli bir şey söyledin. Sadece dedin en iyisini. Başka düşünmeyin dedin yani. Elinizdeki oyunculara göre de sonuçta sizin oynattığınız şey değişiyor. Bütün stratejinizi, genel prensibinizi ona göre belirliyorsunuz. Bunu değiştirmek başlı başına bir dert. Bunu önermek işten atılmaya yakın bir şey. O antrenmana gelen herkes bir şey oldu, gelmeyen bir şey olmadı. Ya ben bunun hayata tesadüf olmadığını inananlardım. Sokrates'e hoş geldiniz. Kia İşbirliği ile hazırladığımız konfor alanı programımızda bugün özel bir konuğumuz var. Ben Canereler. Koç Oktay Mahmud'u ağırlıyoruz. Koç, heyecanlandım bir anda. O kadar muhabbetimize rağmen ama hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi burada görmek ne güzel. Yani daha önce dergi sayfalarında veya Sokrates'in başka alanlarında ağırlamıştık ama burada ekranda ağırlamak bizim için büyük keyif. Teşekkür ederim. Keyif bana ait. Nasılsınız? Nasıl gidiyor bu dönem? Şimdi biraz böyle artık koçluk kariyeriyle ilgili biraz ara verdiniz ve bir süredir bir takımla çalışmıyorsunuz. Doğru. Ama bir yandan da uzak kalmadığınızı da biliyorum. Yani takip ettiğinizi biliyorum. Ya, tabii ki basketbolu takip ediyorum. Neticede hayatımın bir parçası, önemli bir parçası. Evet, koçluk yapmıyorum ama başka şeyler yapıyorum. Hayatta bir sürü başka yapılacak şey de varmış. Yani bunu yeni yeni öğreniyorum. Yani çok çok uzun bir kariyerden sonra. Yani çünkü yardımcılıktan başlayarak 27 seneden sonra. Evet. Başka şeyler de yapılabilir hayatta görüyorum. Ve başka şeylerden keyif alınabilir. Başka şeylerde üretken olabilirsiniz. Başka şey. Yani bazen hep böyle konuşuyoruz ya. Hayatta işte sayfayı çevirmek lazım. Bazen de belki de kitabı kapamak gerekiyor. Yani anlatabiliyorum, her şeye hazır olmak lazım. Bu şu demek anlamına gelmiyor. Yani ben basketboldan kesin gittim, basketbol antrenörlüğü yapmayacağım vesaire. Ya bunu çok o şekilde önyargılı konuşmak istemiyorum. Ama heyecanlandırmayacak bir şey, ben de gerçekten bir heyecan uyandıracak bir şey olmayacaksa da o zaman basketbol antrenörlüğü yapmayacağım tabii. Aslında bu programın ismi konfor alanı. Aslında konfor alanından çıkmamak değil, doğru çıkış yolunu arıyorsunuz değil mi? Çünkü sonuçta hayatınızın çok büyük bölümünü kapsayan bir şeyden bahsediyoruz. Bir kariyerden ve olaydan. O geçiş çünkü kolay değil genelde profesyoneller için. Ve siz şu anda aslında kendi konfor alanınızdan çıkmış durumdasınız bir yandan. Esasında çok önemli ritminizden. Bir şey. Evet, çok önemli bir şeye değindim bence. Yani insan genelde en büyük kavgası kendisiyle. Yani insanın kendi rutininden vazgeçmesi, konfor alanından vazgeçmesi hep bir tepki gösterir. Çünkü arkasında iki tane şey vardır. Bir şikayet vardır, bir de korku vardır bunun arkasında. Şikayet bu alan, rutinin değişmesinde birinci tepki şeydir, şikayettir yani şeyde. Tabii bunlar bende çok fazla olmadı. Çünkü dediğim gibi yani öyle bir yaştayım ki başka şeylerden de zevk alabileceğim şeyler yapabiliyorum. Ve hakikaten de bunu net görüyorum ki çalışma zamanında bunda hiç şans yoktu tabii. Çünkü o yoğunlukta. Hayatta böyle şeyler de var. Böyle, evet, inanın bana bu kadar çok fazla veya ben göremiyordum. O kadar çok odaklanıyordum kendi işimle ki başka şeyleri göremiyordum. Korkunç yüksek bir ritimdeydik. Başka hiçbir şey göremiyordum. Şu anda bakıyorsun ki bir sürü yapılacak çok şey var. Konfor alanından çıkmak, rutinden çıkmak keyifli de olabiliyor. Peki o zaman Kia ile ilham veren hareket bölümüne geçmek istiyorum. Aslında sizinle özellikle şeyleri çok konuşmak istiyorum. Çünkü basketbol koçu olarak karar vermek, karar anları veya işte sizinle ilgili verilen kararlar da oluyor sonuçta orada. Motivasyon anları, birçok duygu, his ve hayatın başka mesleklerinde veya herkesin özel hayatında olan şeyler aslında bir basketbol koçunun hayatında çok fazlaca yer alıyor sizin mesleğinizde. O yüzden de orada en sizin için hayatınızda ilham veren böyle bir dönüm noktası an var mıydı? Hayatınızı, kariyerinize yön veren, değiştiren?
Yani çok vardır ama böyle ilk aklınıza gelenlerden. Evet. Şimdi, belki diğerlerini de konuşuruz zaten üzerine. Esasında şimdi sorarken biraz düşündüm de düşünüyorum. Hakikaten çok var. Gerçekten çok var. Ama eğer ki böyle bir şeye parmak basmak gerekiyorsa, yani bu motivasyon konusunda, kararlılık konusunda bir parmak basmak gerekiyor. Bir anı var. Çok eski. 2001 yılı. Biz Olympiakos'la oynuyoruz. Abdi İpekçi o zaman vardı. Efes'te ilk sezon. Efes'te. Yani baş antrenör olarak. Evet. Efes'teki benim ilk sezonum. Hı-hı. Tabii 32 yaşındayım daha oralarda. 32-33 yaşındayım. İşte biliyorsun bazen basın, o zaman tabii sosyal medya yok. Yani basın var vesaire ama biraz çok çabuk yerden yere vurmaya hazır bir dönemdesiniz. Yani çok ve bunu taşımak lazım. Bununla beraber yaşamak lazım. O zaman çok önemsiyordum aslında insanların ne dediğini benim hakkımda. O da bir öğreti esasında. Bunu geleceğim o noktaya. Olympiakos'la maç oynuyoruz. İki sayı öndeyiz. Top Olympiakos'ta 5 saniye var. Yanılmıyorsam 71-69 öndeyiz. Ondan sonra Alfonso Fort vardı. Sonra yıllarca biliyorsun onun adına en iyi skorer ödülü onun ismini taşıdı. Erken kaybettiğimiz. Aslında kaybettiğimiz. Aynen. Büyük bir yetenekti. Yani. Aynen. Müthiş bir oyuncu. Olympiakos'ta işte onların mola hakkı yok, bizim mola hakkımız var. Oyuncular ben sesleniyorum, el kol hareketleri diyorum, şunu yapacaklar. Çünkü ezberlemiştim, o zaman işte bir şey vardı. VHS kasetler vardı, o kadar 20 tane maç izliyordum her anı daha ezberlemek için. Şunu anlatıyorum, Alper'e bir şey söylüyorum, şuradan şunu yap, Marcus Brown'a bunu anlatıyorum, bir şeyler anlatıyorum. Ama oyuncu anlamıyor, Marcus Brown bir şey yaptı. Baktım anlatamayacağım, top onların eline geçecek, döndüm masaya dedim time out dedim. Aldım, çizdim, dedim ki şu bu buradan gelecek. Alfonso Ford screen'den çıkacak. Marcus sen takip et. Sen pasör tarafından Alper sıçra. Ve faul yapmadan üçlük deneyecek. İkisinin, yani faul yapmadan ikinizin üstüne şutu atsın dedim. Tamam. Alfonso Ford aldı. Şutu attı. Çembere sekti. Ve basket olmadı. Müthiş buraya kadar. Müthiş bir yönetim değil mi mesela? Her şey yolunda. Her şey yolunda. Her şey ama gel gör ki her şey bir top sekti. Sektiği gibi Forrest diye 4 numaralı vardı onların power forward oyuncularında. Aldı topu fırlattı ve böyle panyadan vurdu top ve içeriye girdi. Yani son saniye ve biz bir sayıyla yenildik. Ben basın toplantısına girdim. Herkes alay ediyor. İşte nereden verdiniz bu çocuğa? Koskoca Efes takımı çoluk çocuğa verdiniz. İşte Türkçe'yi bile doğru düzgün konuşamıyor vesaire vesaire bir sürü hikayeler. Basın toplantısına baktım. İşte o mola alınır mı falan. Dedim ne bekliyordunuz? Yani o topu alıp denize mi atmasını? Abdi Pekçi'de oynuyoruz yani. Denize mi atmasını bekliyorum. Neticede yaptık oraya kadar ama şanssızlık falan. Ama tabii öyle devam etmedi. Bir gün o gece bütün gece ben uyuyamadım. Tabii onun ne diyeyim stresiyle veyahut üzüntüsüyle diyeyim o maçın. Bir şeye geçti. Bir gün sonra gazetelere baktım. Yine aynı şekilde yerden yere. Ben dedim bu işi bırakıyorum. Bırakmak istiyorum dedim. Engin Özerhun vardı kulüpte. Engin'e gittim. Engin'e dedim ben bırakıyorum dedim Engin. Engin'e niye bırakıyorsun dedi. Yani biz kötü oynamadık dedi. Yani niye bırakıyorsun ki kaybettik ama kötü oynamadık dedi. Ondan sonra eve geldim eşime söyledim. Dedim ki bırakıyorum. Güzin işte dedim artık ben eczacıyım başka bir iş yaparım. Ben eczacılık mezunuyum belki tabii. Başka bir şey yaparım. Belki benim kariyerimin sonuydu. Yani en azından bırakmak gerekiyorsa o da olabilirdi diye düşünüyorum. Sonra babama gittim. Anneme babama gittim bunları söyleyeyim diye. Babam dinledi bir şey demedi. Sadece şunu söyledi. Dedi ki Oktay dedi yani çok zor geldin buralara ki bu kadar kolay bırakabilesin dedi. Ya hakikaten sadece 3 saniye sürdü. Çok güzel bir cümle. Ama onlar anneniz babanız da eğitimciydi değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet. Bahsetmiştiniz daha önce sohbetimizde. Evet, ikisi de. Yani insan iletişimi anlamında çok sadece bir baba-oğlu ilişkisi değil de sanki. Tabii onu bilemiyorum. Yani herkesin anıları vardır. Doğru. Babasıyla, ailesiyle alakalı. Çok bir an ama, çok duygusal bir an. 3 saniye sürdü. Tamam dedim ben bırakmıyorum dedim. Çıktım kulübe gittim ben bırakmıyorum dedim. Devam ediyorum dedim. O sene biz şampiyon olduk işte 4 sene üst üste şampiyon olduk. Benim kariyerim devam etti işte yurt dışı vesaire vesaire bir sürü şey oldu. Ama şunu anladım ki insanların söylediği gibi motivasyonun bir dolduruş değil esasında. Bir net mesaj ve kararlılıktan ibaret olması gerektiğini inanıyorum. Ya bazen insanlar çok farklı şeyler görüyor ama eğer ki
içinizde bir birikim varsa, bir bilgi varsa bunu net mesajla ve kararlılıkla güçlendirirseniz motivasyon odur benim için yani. Yani böyle bir pep talk denen konuşmanın etkisi. Mesela öyle bir konuşma yaptınız mı hiç oyuncularınıza ya da kariyerinizde? Ya pep talk dediğim işte bir motivasyon konuşması, o dolduruş konuşması tarzında. Onu şöyle yaparsınız. Bence molada yaparsınız. Ya ama bu soyunma odasında değil. Çünkü o sadece adrenalinin, benim inancım, adrenalinin yüksek olduğu yerde bunun bir şeyi olabilir. Bir karşılığı bir, şey, bir karşılığını bulur. Ama eğer ki bunu soyunma odasında ve altını doldurmadan yaptığınız zaman, ya şu anlama geliyor. Oktay git sen Tyson'la, yani sen onu yenersin gibilerden. Şimdi buralarda bu biraz çok parlak, kolay bir şey, kolay bir ifade olmuyor. Aynı buna benzer bir şey Galatasaray-CSKA maçında da vardı. Mesela buna bağlantılı olarak. Ben mesela baktım, işte herkes geliyordu bize o hafta. Diyordu ki, Oktay biz bir çeyrek dayanır mıyız? Hoca 40 yemeyiz değil mi? Yani onlar olsa... Çok iyi hatırlamadın. O maç, o maçta 14 sayıyla 14 sayının altına maç kazanmamışlardı. Yani hep... Makine gibi. Makine gibi. Yani. İşte biliyorsun zaten oyuncuları, şeyleri. O dönemde. Şimdi benim bir şey söylemem lazım. Abdülpekşi'ye geldim. Abdülpekşi böyle tıklım tıklım bir şey söylemem lazım o şeye, oyunculara. Ama bunun da böyle balon bir şey olmaması lazım. Yani oyuncu da buna gülmemesi lazım. Oyuncu inanması lazım. Yine bu demin bağlantılı anlattığım hikaye, o Abdülpekşi de beklerken yani o atmosferde bir şey söylemiş, şu cümleyi kurdum. Dedim ki yani onlar çok iyiler ama bizim toplam bireysel en iyi bireysel performans toplamından daha iyi değiller dedim. Ve arkadan o gün herkes hayatındaki belki en iyi performansı verdi ve o maçı biz kazandık. Yani bugün baktığınız zaman zaman o takımda yıldızlar yoktu zaten. Hiçbir zaman olmadı. Çok kolektif bir yapı vardı. Evet ama mesela geldi Şip vardı oyuncu. Evet, bana Şip. Çok kıymetli bir oyuncu ve çok kıymetli de bir kişilik aynı zamanda. Maçtan sonra da koç dedi yani çok önemli bir şey söyledin. Sadece dedin en iyisini, başka düşünmeyin dedin yani. Şimdi bu tabii... Oralarda bu benim pekiştirdi esasında demin inancımı yani konular hakkında, bahsettiğim konu hakkında. Hocam Galatasaray bölümüne geleceğim çünkü orada güzel hikayeler var. Ama bu şeyi sormak istiyorum. Sonuçta o Efes 2001 sezonundan bahsettiğinizi düşünüyorum. Geçmişe de gitmek istiyorum ama ilk baş antrenörlük deneyimi. Sonuçta daha önce asistan koçluk yaptınız, farklı altyapılarda çalıştınız. Dışarıdan bakıldığında her şeyin tek sorumlusu olmak nasıl bir şeydi o dünya? Yani ya baş antrenörlüğe geçiş hissiyatı nasıldı? Ya bu esasında şöyle... Yani liderlik artık sizde sonuçta. Yani evet. Yani... Ön verme. Şey kolay. Onu söyleyeyim. Yani yardımcılık kolay. Çünkü hiçbir zaman ateş birinci size dokunmuyor. Yani hiçbir zaman size gelmiyor bu. Size... İyi tarafı, yardımcılığın en iyi tarafı yani bugün baktığım zaman gözlemleyebiliyorsunuz, yorumlayabiliyorsunuz. Kazanırken de neden yanlış olduğunu da görebiliyorsunuz. Yani duygulara fazla kapılmayıp kaybederken de neyi iyi yaptığınızı görebiliyorsunuz. Dolayısıyla ben iyi bir gözlemci olduğumu düşünüyorum yani o yardımcılık döneminde. Tabii çok şanslıydım yani. Aydın abiyle, Ergin'le çalıştım. Çok düzgün bir sistemde çalıştım. Çok düzgün bir kulüpte çalıştım. Bunlar çok büyük artılardı. Çok... Bir koç ağacının devamı olarak gelmiş oldunuz. Tabii yani çok, bunlar çok kıymetli şeyler esasında. Görebileceğim birçok şey vardı. Şeylerle, eski Yugoslav koçlarla çok temasım vardı. Hem oradan ekolünüz var zaten. Evet yani şimdi bunları orada kullanmak önemli bir şey. Çok fazla duygulara kapılmadan, euforiye kapılmadan yani neyin doğru, neden doğru ve yaptığını yorumlamak çok daha kolaydı o süreçte. Ama ne olursa olsun o baş koltuğa geçtiğiniz zaman işler değişiyor ve de şey esasında çok zorlaşıyor. Yardımcı pozisyonundan geldiğiniz için. Çünkü neticede düne kadar aynı oyuncuya yardımcıydınız. Yani farklı bir iletişim şekliniz varken... Yere gidip gelmiyorsunuz. Şimdi bambaşka bir farklı bir iletişim... pozisyonuna geçiyorsunuz. Onu yönetmek, oradan maksimumu çıkarmak çok zor süreçler. Bir de bahsettiğiniz 32 yaş yani. 68 doğmuşsunuz. Evet, evet. 32-33 evet, yaşındasınız. Tabii. Ve oyuncular benden, işte bazısı, ya o günkü takımdan bahsediyorum. Bir iki yaş küçük yani o kadar. Yani çok büyük bir şey yok.
tabii orada şeyi kurmak, o düzeni kurmak, ipleri elinizde tutmak çok kolay ve bazen yıpratıcı. Ya bunu bugün uzaktan söylüyorum. Çok istemediğiniz şeyleri de yapmak durumunda kalıyorsunuz. Çünkü sadece ipler sizin elinizde olması gerektiğini. Yani. Çünkü her şeyin önünde takım var yani. Her şeyin önünde takım var. Ve biraz önce sohbet ediyorduk. Yani takım herkesin anlattığı gibi her zaman çok güzel bir şey değil. Takımdan maksimum çıkarmak lazım ama takımın en tehlikeli tarafı da en yavaş halkaya göre ve en zayıf halkaya göre şekillenir. İşte onu gizlemek, o halkayı yukarıya taşımak, onları hepsini yapmak. O yüzden bütün bu konseptte bunları yapabilmek önemli şeyler. Ya çok enteresan. İstersen istatistik olarak biraz fazla konuşun. Dağıtıyor olabilirim. Ama hocam, şimdi bakın mesela basketbol oyununda bugün dediğiniz zaman 150 topla 170 top arasında oyun ritmine göre bir maçtan bahsediyoruz. 75 possession bir taraf, 75 possession diğer taraf. Euroleague oynadığınız zaman, iyi bir seviyede oynadığınız zaman, 10 sayılı maç kazandığınız zaman, yani nasıl kazandın diyorsun, rahat kazandık ya, 10 sayı oldu diyorsun. Tabii. Tamam mı? 10 sayı rahat kazandık diyorsun. 170 topun 10 sayını dediğiniz 3 toptan bahsediyorsunuz. Evet. Yani neye oynadığınızı herkesin farkında olması lazım. Bu hayatta da böyle. Farklılıklar böyle oluşuyor. Yoksa sıradan olmak için okula gitmeye bile gerek yok. Her taraf sıradan insanlarla dolu. Nüansları, detayları, farklılıkları orada yapabilmek kıymetli olan. Bunun için oynuyorsunuz. Bunun için de Euroleague o kadar enteresan. Bunun için de NBA playoffları bu kadar güzel ve keyifli. Evet. Yani buna oynuyorsun. Çünkü bakın rakamsal olarak söyledim bunu. Farklılıklar gerçekten bundan ibaret. Yani çok iyi ve kötü arasında bu kadar fark bir var. Bir iki hata fark var. Bu kadar. Değil mi? Bu kadar. Bu kadar. Peki bu bahsettiğiniz şeye gelmek istiyorum aslında. Biraz daha geçmişe gidecektim ama yani elinizdeki oyunculara göre de sonuçta sizin oynattığınız şey değişiyor. Yani dediniz ya hani en zayıf halka dediniz. Tabii ki. Bütün stratejinizi, genel prensibinizi ona göre belirliyorsunuz. Ki genel prensip de çok önemli diye tahmin ediyorum. Tabii ki yani siz bir yol belirliyorsunuz. Bir elinizde bir malzeme var ve o malzemede maksimumu çıkarmaya çalışıyorsunuz. Yani eğer ki sadece kendinizi anlatmaya çalışırsanız yani sizin haklı olmanız çok önemli değil ki o noktada. Yani veya güzel görünmesi çok önemli değil. Siz kaybediyorsunuz. Yani orada birinci bulunma sebebiniz yani verimli olmak. Birinci bulunma sebebiniz verimli olmak oralarda. Ve takımın başarısı. Ha burada bazen dışarıdan güzel gözükebilir, çok güzel gözükmeyebilir. Hep söylüyorum yani en önemli özelliklerden, antrenörün en önemli özelliklerden bir tanesi oyuncunun en iyi taraflarını ön plana çıkarmak değil, zaaflarını gizlemek. Ve bunu takımın içinde eritmek. Yani en önemli özellik bu. Yoksa yani bir oyuncuyu kötü olduğunu göstermek için ya bana bir maç lazım ki herkesi kötü göstereyim. Yani öyle anlatayım size. Yani eğer ki buysa bir amaç yani bu bir maç lazım yani. Mesela Teodosic'le oynuyorsunuz sonuçta belli zaafları var. Örnek veriyorum hani. Tabii tabii. Bilerek Türkiye'den tam örnek vermedim hani. Tabii. Kimseye alınmasın ama Teodosic'ten bir örnek verelim. Mesela belli zaafları var. Gizlemek için yanında başka oyuncularla veya başka taktikle oynamamız gerekiyor. Gayet tabii yani istediğiniz her şeyi, her uygulamayı, her savunmayı, her ritmi, tempo, maçı temposunu yapamazsınız. Pas sayısını bile yapamazsınız ya. Yani pas sayısını bile hücumda yapamazsınız yani. Çünkü Teodosic o ama Teodosic'i kötü göstermek istiyorsanız siz bunları çekin elinizden. Yani Teodosic'i kötü göstermek istediğiniz zaman bir maç lazım. Bakın çok net söylüyorum. Herhangi bir oyuncuyu kötü göstermek için bana bir maç lazım. Yani bir maç lazım. Ya bu her antrenöre yani bu bana değil. Yani anlatabilirim. Anlattığım şey çok science fiction bir şey değil. Yani bu gerçekten değil. Böyle. Ama sadece şunu söylüyorum esasında. Bu bütün işlerde böyle. Bütün işlerde böyle. Yani herhangi bir kurumda, herhangi bir yapıda, herhangi bir paylaşımı olan bir ortamda bu böyle yani. Bu evet. Böyle. Evet. Peki hocam biraz geçmişe gideceğim. Şundan dolayı çünkü madem konfor alanından çıkmak dedik. Ya sizin için 90'ların başı çok büyük bir değişim sonuçta. O dönem mesela belki hayatınızda başka bir şey planlıyordunuz ya da düşünüyordunuz. Ama Türkiye'ye gelmeniz gerekti. Ki ablanız buradaydı. Ablanızı ziyarete geldiğiniz günlerde dahil ki yanlış hatırlamıyorsam Koç Aydın Öz'le iletişiminiz de oluyordu. Robotnički altyapısına çalışırken onun altyapıdan, altyapısından bir iletişiminiz vardı. O dönemdeki kararı nasıl verdiniz, nasıl geldiniz ve herhalde kolay olmamıştır değil mi geçiş sizin için? Ya o esasında çok zor bir durumdu o zaman. Ben öyle bir niyetim yoktu. Yani ben de her genç gibi yani keyifli bir gençlik, çocukluk, gençlik, hayaller, işte eğitim. Eczacıyım ben bu arada. Eczacı Üniversitesi. Hatta Türkiye'ye gelip devam ediyorsun. Sonra Türkiye'de tamamlıyorum. Yani sonra bir gün
bir gün değil yani, iki aylık sürede işte evet. ülkenin dağılması, savaşın olması vesaire, bir gece evi terk etmek zorunda kalmam ve Türkiye'ye gelmem gibi bir pozisyon oldu. Sonra Türkiye'ye geldikten sonra tabii çok kolay değil yani, çünkü sıkıntılı süreçler, parasal olarak çok sıkıntılı süreçler yani, imkanların çok yok. Başka bir ülkeye geliyorsun, dilini konuşsan da farklı bir aksanla konuşuyorsun açıkçası. Yani farklı bir şey yapıyorsun. Bir şey yapman lazım. Bir şey için mücadele etmen lazım. Artık şunun kararını vermiştim. Yani o en büyük kazançlarım, eğer ki bugüne kadar bir şey başardıysam, ben kendim için söylüyorum, böyle geriye baktığım zaman en büyük kazancımı ben o dönemde elde ettim. Çünkü mücadele etmeyi demin bahsettik ya, rutinden vazgeçmemi, rutinde şikayet. Çünkü şikayet etmek en kolay. Yani şikayet ediyorsun tabii, da. Çok kolay şey. Yani şikayet etmek çünkü sızlanmak. Birinci reaksiyon. Mücadele etmem gerekiyor. Artık ne için? Çok sevdiğim basketboldan paran kazanmak için mi? Yoksa eczacılık eğitimimi tamamlamak için mi? Yoksa sadece hayatta kalmak için mi? Ya mücadele etmek gerekiyordu. Ve bunu kolay değil. Yani 23 yaşında böyle bir travmadan yapmak. O yüzden de bugün geriye baktığım zaman, yani benim eğer ki bir şey başardıysam hayatımda, en büyük başarı odur. Durumu kabullenmek ve onun üstüne yürümek. Yani onun üstüne yürümek. Yoksa ben de geldim, her gece yarın daha iyi olacak diye yatıyordum uykuya. Ama yani her şeyden önce uykuya dalabilmek gerekiyor. Yani anlatabiliyor muyum? Kolay da değil. Doğru. Böyle bir dünyada. Ha, böyle bir ortamda. Ve bunu yaşadığın, hiç öngöremediğin bir şeyi. Hiç öngöremediğin, bir ay öncesinde hiç öngöremediğin, imkan vermediğin bir şeyi o yaşta yaşıyorsun. Evet. Yani bir anda yaşamalar. Bugün mesela belki bundan bende kalan çok daha çok travmalar var. Ve bugün insanlar savaş hakkında çok kolay kelimeler sarf ediyorlar. Ben mesela oralarda biraz duraklanması gerektiğini ve o kelimeleri daha yavaş, daha temkinli sarf edilmesi gereken insanlardan. Bir kere yaşadım ben bunu. Hı-hı. Yaşadım ve bu zor bir şeydir. Yani. Peki o zorluğu yaşarken bir yandan da tutkuyla bir şeye sarılmaya çalışıyorsunuz. Herhalde ilk eczacılık değil de basketbol oldu diye tahmin ediyorum. İlk tutkuyla sarıldığınız şey. Yani. Tabii yani şimdi bakın, ben öyle bir ülkede doğdum ki yani, ben misket oynamayı bilmem. Ben bütün sporları, takım sporları hepsini yaptım yani. Futbolla başlayıp. Bize de hep soru gelir, özür diliyorum size. Şey yapacağım, parantez açacağım. Yugoslavlar neden takım sporlarını çok iyi ilerliyor? Yani, siz zaten şu an cevabını vermiş oluyorsunuz. Evet yani. Hakikaten öyle. Bütün takım sporlarında hepsinde öyle büyüyorsunuz yani. Veya öyle, ortam öyle büyüyor. Anlatabiliyor muyum? Kriket oynamıyorduk yani. Futbol oynuyorduk. Yani üstüne basketbol oynuyorduk. Yani böyle büyüyorduk. Su topu handbol oynayanlar var. Su topu handbol oynayanlar var. Takım sporları hepsi. Yani şimdi buradaki en önemli şey benim için basketbola olan sevgim. Ha bugün yine baktığım zaman, yine geriye baktığım zaman, nedir Oktay en önemli asetin yani basketbola? Bana göre tutkudur. Ya benim inancım tutkudur. Yani burada da bir anekdotum var, bilmiyorum. Belki zaman varsa anlatabilirim. Lütfen var. 89 yılında Üsküp'teydik. İşte ben genç takım yardımcı antrenörüm, yıldız takım antrenörüyüm. Robotnički'de. İşte Knyazev vardı baş antrenör, genç takımın. Kar yağdı, 1,5 metre kar yağdı ve böyle bir okullar kapandı. Yani hiç hayatta okullar kapanmaz orada. Yani öyle çünkü iklim öyle bir iklim. Otobüs yok, hiçbir şey yok. Aradım ben Knyazev'i, var mı dedim antrenman. Bana dedi ki bu havada antrenman mı olur dedi. Ben başladım insanları aramaya, oyuncuları başladım. O zaman F telefonu var, arıyorum. İşte antrenmana gelir misin? İşte birisi gelmem diyor, birisi gelirim diyor vesaire. Tamam 8'de buluşuruz diyorum, kim gelirse. Ve 8 kilometre benim evim salondan 8 kilometre bir şey bir mesafe var. Yürüdüm ben 8 kilometre. Belgrad koşu parkurundan biraz daha uzun. Evet. Ve şimdi tabii küçük bir şehirde iki uç yani evet. Söylüyorum bunu. İki uç noktası. Farklı bir rota evet. Var yani. Ondan sonra buna da hiçbir zaman ben bir dert etmedim. Annem babam Oktay nereye gidiyorsun bu havada demedi. Yani gittim antrenmanı yaptım ve geri geldim. Yürüdüm tekrar, konu kapandı. Bunu çok büyük bir şey yapmışım gibi hiç düşünmedim. Yıllar sonra. Hatırlarsın, kesin hatırlarsın. Vojnović vardı. Botsevski evet. Kardeşler vardı. İşte Jovanovski vardı. O da Türkiye'de geldi, evet. Oynadı. Ya o antrenmana gelen herkes bir şey oldu. O oyuncular değil mi gelenler evet. O karda? Bakın o antrenmana gelen herkes bir şey oldu. Gelmeyen bir şey olmadı. Ya ben bunun hayata tesadüf olmadığını inananlardanım. Yani tutkunun bizim işte, yani sizin işte, sanatta,
en önemli aset olduğunu, bilgiden önde olduğunu düşünüyorum yani. Hı. Tutkuyu yansıtmazsanız istediğiniz kadar bilebilirsiniz. Yani tutku sizi taşımıyorsa, yansıtmazsanız, taşımıyorsa, sizin için itici bir güç değilse, düştüğünüz zaman ayağa kaldırmıyorsa yani yapamazsınız. Zaten miskin olmamanın birinci koşulu herhalde miskinlikten çıkan. Çünkü miskin olamazsın yaptığımız işte. Yani tabii, özellikle tabii. Koçlukta, basketbolcu sporda olamazsın. Aynı yani. Şekilde. Çok zor. Tabii ki. Yani, olursunuz da kendi standartlar değişir işte, değil mi? Aynen. O zaman demin bahsettiğim işte sıradanlık ortaya çıkar ya. Yani. Ki ondan sonra zaten herkesin bildiği olaylar gelişiyor işte. Geliyorsunuz Türkiye'ye. Önce Eczacıbaşı, sonra Efes altyapısı. Ya da hatta A takımda önce staffa geliyorsunuz. Evet, evet. Ben evet. Öyle hatırlıyorum. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen. Sonra Eczacıbaşı, hatta oyuncularla birebir çalışıyorsunuz diye hatırlıyorum. Evet. Hüseyin Beşok'la. Hüseyin Beşok'la. İşte ondan sonra Hüseyin Beşok'la iyi bir şey çıktıktan sonra, ortaya iyi bir tablo çıktıktan sonra genç takım antrenörü, işte o zaman Hidayetler, Ömerler vesaire. Devamında işte Ümit takım, sonrasında işte Aydın abinin, Ergin ayrılıyor, birinci yardımcı. Sonrasında işte Aydın abi ayrıldı, Ergin yardımcısı vesaire vesaire. Öyle. Sizin o kareniz çok güzeldir ama. Maç, evet, meşhur evet, efsane evet, basketbol evet, karesi. Evet, evet. Basketbol tarihi için sanırım çok önemli karelerden biri yani. Aydın abi... İşte Ergin abi siz varsınız. Bütün evet, bir de Ufuk var. Ufuk var. Tam da Ufuk Hoca da var. Aynen. Doğru, doğru. Yani müthiş bir kare hakikaten. Son doğru. Böyle 30 yılı büyük doğru. Ölçüde özetleyen doğru. Bir kare olduğunu söyleyebiliriz. Yani. Tabii şimdi şunu söyleyeyim. Çok hakikaten kendimi şanslı buluyorum. Çünkü FSB'sen gibi. O zaman ben FSB'sen. Çünkü o zaman FSB'sen evet, zaten. Tabii ki. Öyle bir organizasyonda çalıştım. Yurt dışından gelmiş biri. O organizasyonun içinde girmek. Bulunduğum pozisyon ne olduğu çok önemli değil. Ama oralarda o atmosferi yaşamak. Çünkü Türkiye'de basketbol organizasyonu, kurgusu, takım kurgusu çok uzaktaydı. Şimdi doğru konuşalım. Yani sonradan sistematik işlerin yapıldığı bir döneme girdi ki bunu FSB sende bunlar çok net yapılıyordu ve yol alınıyordu. Bunlar çok önemli şeylerdi yani. Bu kurgu meselesi önemli. Çünkü bizim Uğur Ozan'a da, Uğur Ozan Sulu'a da bizim derginin 2017 yılındaki sayısına verdiğiniz röportajda da söylemiştiniz. Beten Namoski'nin gelişiyle ilgili hikaye de çok önemli çünkü sizin orada rolünüz var. Orada mesela kurguyu aslında değiştirme meselesi değil mi? Hep belli bir Amerikalı tipi geliyor genelde. Ben hatırlıyorum çünkü iki yabancıda kuralı varken özellikle daha çok. Ama orada bir Yugoslavya'da işte bir Makedon guard geliyor. Ve bir anda aslında bir kurgu değişimi oluyor diyebilir miyiz orada? Ya da yaklaşım bakış açısı değişimi oluyor diyebilir miyiz? Bir, onun gelişi de çok enteresan bu arada. Hani orada sonuçta Uğur Ozan da çok güzel sormuş. Hani şimdi YouTube'dan oyuncu izleyebiliyorsunuz ama o zaman bir oyuncuyu karar vermek için kasetlerine ulaşmanız tabii, lazım. Tabii tabii. Ya esasında o şöyle bir şey. Bir şeyler üretirken yeni bir yollar denemeniz lazım. Hı-hı. Ya bu da onun gibi bir şey. Ya şimdi bakıyorsun... Türk basketboldan dönüm noktası çok. Evet. Yani bugün mesela herhangi bir işte de, herhangi bir şirkette de... liderlerin en önemli özelliklerden bir tanesi, yani hep verimlilik üstüne konuşuyoruz ama üretkenlik de çok önemli. Üretmek için ama biraz farklı bir şeyler yapmak lazım. Ya aynı yoldan ilerlerseniz sürekli başka şeyin taklidi oluyorsunuz. Bugün baktığınız zaman o dönemde bu açıdan baktığınız zaman, rakamları masaya koyduğumuz zaman o Amerikalılar geldi, hiç kimseye saygısızlık etmek istemiyorum. Tabii ki. Yani o Amerikalılar geldiği zaman 17 rebound, 26 sayı ama takım 20 sayıyla kaybediyordu. Yani o zaman bir yerde bir yanlışlık olduğunu düşünüyorsun. Yani bunun bir takım sporu, işte oyunun kontrol edilmesi gerektiğini, temponun kontrol edilmesi gerektiğini vesaire vesaire başka şeylere giriyorsun ve neticede takım kazansın. Tabii bunu değiştirmek başlı başına bir dert. Bunu önermek işten atılmaya yakın bir şey. Yani çünkü o yaşta öyle bir yaştasın ki yani çok da arkanda bir şey yok. Yani öyle bir kredibilite de yok yani bir şeyler yapmak için. Ve bunu söylerken de masaya vurabilmek bu da bir şey yani. Ha. Ama bu inandığın doğrulara inanmak. Ha burada hata da yapabilirsin. Hata da yapabilirsin. Ama sürekli başkasının yaptığını yapmak o da mesela aslında sadece orijinalin kötü bir kopyası olur. Evet, doğru yapılmış kabul etmek her şeyi değil tabii, mi? Tabii tabii. Yeni bir şey inşa edemezsin. Hayatta inşa edemezsin. İşte bu da onun gibi bir şey. Yani bunun üstüne hep yeni bir şeyler eklemek lazım. Bir bakış açısı değiştirmek lazım. Bunun üstüne yürümek lazım. İki adım yana veya bir adım geriye gitmek. Tabii yani. Ki. Bak, geriye gitmek her zaman gerilemek değildi ki. Şey için açıyı genişletmek tabii, olarak. Tabii tabii. Sadece açıyı işte tam bunu da ineceğim esasında. Ya bazen otobanda gidersiniz bazen de dinlenme tesislerine yana gelirsin ve böyle bakarsın ki güzel arabalar varmış ve etraf güzelmiş. Çünkü yolun esnasında olduğu zaman bir tek o üç şeride bakarsın. Yani o gün İstiklal'de yürürken fark ettim. Ne kadar güzel binaları var olduğunu, o kalabalığın içinde yürürken yola konsantre olduğu için oraya bakamıyorsun. Tabii ki. Oluyor. Tam bu işte. Sen bu hayatta biraz. Da bu iş hayatında da bu böyle yani. Ya biraz daha vizyonu açmak lazım yani.
Peki vizyonu açmak lazım dediniz. Biraz böyle belgesellerdeki diye saracağım şimdi. Kronolojik gitmeyeceğim. Benetton'a gidiş kararı ve dönüş kararı. Aslında çok kritik kararlar sizin için kariyerinizde. Yani şöyle evet. Esasında belki bu yaşadığım, şimdi çok fazla paylaşmadım ama bunu anlattım. Yani yaşadığım zorluklarla, Türkiye'ye geliş zorluklarıyla bu benim için ne olursa olsun bir travmaydı. Yani bir ülke değiştirmek. Bir göç. Yani sonrasında böyle çok işte Tao'dan teklif vardı, şeyler vardı ve onlara çok fazla gitmedim. Sonra Benetton'a bir artık karar vermiştim. İşte kızım da o zaman Lalim vardı, küçük kızımız vardı. O okul yaşındaydı. Ya böyle bir şey yapabiliriz dedik ve Benetton'a gittik ve hakikaten müthiş keyifli bir iki sene. Sadece basketbol açısından değil, yaşam açısından, yaşama bakış açısından bir müthiş bir iki sene yaşadık. Geri dönmemizin sebeplerinden en önemli sebeplerinden Avrupa 2008-2009 yılında çok büyük bir krize girdi. Bütün dünya krizi. Özellikle yani. Amerika Avrupa'ya çok yansımıştı. Evet, çok yansımıştı. Tabii Amerika'dan başlayan zaten farklı bir üzerine hikaye. Belgeseller çekildi. Aynen öyle. Onun devamında işte Türkiye'ye geldim. Ondan sonra işte bir aradan sonra biraz dinlendikten sonra işte Galatasaray'la ilgili. Ama bana hem çok şey kattığını düşünüyorum. Hem basketbol, sportif anlamda hem de vizyon anlamında çok şey kattığını düşünenlerden. O Galatasaray dönemi enteresan aslında yani sizin için. Çünkü yani orada çok farklı bir bütçeyle çalışıyorsunuz. Bir yanlış CSK Olympiakos galibiyetleri geliyor ki elemelerden Euroleague'e gittiğinizi hatırlatalım. Yani o dönem çok da zorlu bir yoldu. Hatta gelmek istemeyen oyuncular oluyor, size transfer yapmıyorsunuz diye kızanlar oluyor. O dönem biraz hatırlatır mısınız? Yani eldeki oyuncularla çalışmak nasıldı? Oradan malzemeden yaratmak ve doğru oyuncuları bulabilmek ve basketbol yaklaşımınızı değiştirmek aslında bir yandan da. Esasında ben geldiğim zaman Galatasaray'da çok şey bir süreçten çıktı Galatasaray'a çıkmıştı. Sancılı bir süreçten evet. O forma skandalından sonra vesaire. Evet, evet. Yükseliş aranıyordu. Aranıyordu ama şimdi bunu siz ortaya çok fazla yansıtamıyorsunuz. Yani oyunculara bunu söylediğiniz zaman netice kötü bir imaj var. İşte şu olmuyor, bu yapılmıyor, edilmiyor vesaire. Bunları ikna etmek kolay değil. Oyuncular gelirken bir takım gelen tutku çok kötü bir sezon geçirdi. Mesela bir önceden yani ona talip olmadığı yerler, diğer oyuncuları geliyorsun işte belli bir rakamlar yok zaten. Yani öyle bir rakam yok bizim için. Bunu açık söyleyebilirim. Yani en pahalı oyuncumuz şeydi, 320 bin dolara şeydi. Luke Shandrich'ti mesela. Şifte 200 bin dolar değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Bornova'dan aldık vesaire. Şimdi tabii bunları sanki biz bilmiyoruz yani kimin neyin olduğunu, oyuncu lazım vesaire ama bunu da asla ve asla şeye kondurmak istemiyoruz. Ve 150 kişilik başlayan zorla getirilen bir toplum, bir taraftar grubundan Ayan Şayang salonuna, Banvit'e karşı, bakın Fenerbahçe'ye karşı söylemiyorum bunu, Banvit'e karşı dolu bir salonda ve 5000 kişinin dışarıda bir yarı final oynayan bir şey. Yani orada o büyük... İpekçi maçları da muazzam. Orada şey o şeyleri büyütmek o çok keyifli bir süreçti. Ondan sonraki sene işte Euroleague'de zaten devam ettik. Benim için çok keyifli, olağanüstü keyifli bir süreçti. Belki de en keyifli dönemim. Siz hep öyle söylüyorsunuz. Evet, herhalde. Belki de en keyifli dönemimdi. Sonunda ayrılmak durumunda kaldık başka sebeplerle. Bana göre insanların başka yaklaşımlarından dolayı. Ama bu hiçbir zaman benim oradaki anılarımın keyifliliğini bozmaz açıkçası. Çok keyifli bir süreç. Yani şunu söylüyorum, ben bugün baktığım zaman diyorum ya, yani çok fazla makinenin içinde olduğu zaman kendini bize çok fazla yorumlayamıyorsunuz. Ben hep hiçbir zaman hazır şeylerle çok fazla hareket etmek istemedim. Hep ben daha challenge olan şeyleri daha çok tercih ettim. Yani elimden gelen hep en iyisini yapmaya çalıştım. O var olan malzemeyle, o insanlarla bir sinerji yaratmaya çalıştım. Ve oradan çok keyif aldım. Hazır şeylerden çok fazla hiçbir zaman etkili, yani hoşnut kalmadım. Ve daha zorlayıcı olan yollar seçmek mi biraz? Bilmiyorum. Öyle mi? Bu belki bir yapı meselesi. Belki de bugün daha baktığım zaman geriye daha pragmatik olmam gerekirdi. Ama şunu da... Mesela o dönem size Real Madrid'den bir teklif geliyor. Evet. Galatasaray'la sözleşme devam ederken. Birinci senenin sonunda. Evet. Gitmiyorsunuz mesela. Evet. Gitmiyorum. Bu da bir karar. Böyle bir söz verdi. Ve bunu da dille de getirmeyin. Çok az insan biliyor. Sen nasıl biliyorsun diye çok fazla bilmiyorum. Daha önce sizinle konuşurken. Belki de tamam yani. Çok fazla dillendirdiğim bir şey değil. Ama bu süreçleri sevdim. Belki dediğim gibi yani bazen belki de daha pragmatik. Çünkü öyle bir söz verdim. Bir yola çıkmıştık. Yani ona hareket, o şekilde ilerlemek istedim. Öyle yaptım yani. Ha bugün baktığım zaman pişman mısın? Hiç değilim yani. Peki
O süreçte mesela kendinizde değişimler gözlemlediniz mi? İşte dediniz ya 32 yaşında Efes'te başlamış. Galatasaray'la dönem arasında sizin belki oyuncularla ilişkileriniz, belki başkalarıyla yaklaşımınız. Tabii ki. Çünkü kendinize bakmak meselesi zordur ya, o yüzden söylüyorum. Siz de demin bahsettiniz. Tabii ki. Bakın şimdi demin çok net söylüyorum. Hı. Başta söyledim. Bazen o ilişkilerde istemediğiniz şeyleri, siz olmadığınız şeyleri yapıyorsunuz. Ve sadece o konumuzu ipleri elinizde tutmak için. Yani bu çok kolay bir şey değil. Bu çok yıpratıcı bir şey. Yani ama bir konuma geldikten sonra onu aktarmak çok daha kolay oluyor. İpleri elinizde tutmak. Ya o zaman Galatasaray'da onlar daha kolay oluyordu. Ama belirli dönemlerde, özellikle genç yaşlarda, çünkü müthiş bir ego seviyesi yüksek ve star bir toplulukla uğraşıyorsun. Star bir toplulukla değil, star bireylerle uğraşıyorsun. Hı-hı. Ve onları topluluk haline getirmeye çalışıyorsun. Yani bütün o dönemde tabii öğrendiğin, yine söylüyorum, gözlemlediğin ve aktarabildiğin şeyleri sahaya aktarıyorsun. Ama değişim kesin oluyor yani. Uğur Ozan da sormuştu da burada da belki anlatmak istersiniz. Orada sizinle ilgili hani hep bir algı vardır ya. Genç oyuncu hata yapar hemen kenara alır Oktay Hoca diye. Onunla ilgili sizin bir şeyiniz vardır. 50 maçta almamışımdır ama hep aldıklarım hatırlanır diye. Onunla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Ya bakın, bugün mesela bunları konuşuyoruz. Bazı oyuncular işte yok şöyle, duyuyorum etrafta, yok sert işte şöyleydi, konuşuyordu. Şunu söylemiyor kimse ama. 17 yaşında Euroleague'de oynadığını, yani takımın bir parçası olduğunu ve takımın bir parçası son dakikalarda oynamadığını, takımın bir parçası olduğunu kimse söylemiyor. Sadece öbür tarafı görmek istiyor herkes. Ha ben bunu artık normal kabul ediyorum. Bunu bir şikayet olarak, bir saygısızlık olarak değil. İnsan hep kendi tarafından olaylara bakmak istediği zaman böyle bakıyordur. Ama bir oyuncunun, ben oyuncunun genç oyuncu olduğu için sahaya sokmuyorum. Ben bir oyuncuyu genç oyuncu hata yaptığı için almıyorum. Tamam mı? Ben o süreçte ona yol açmaya çalışıyorum. Demin de konuşuyorduk bir takım oyuncular için buraya, stüdyoya girmeden önce. Bazı insanların hatalarını kabul etmek lazım eğer ki yol alabiliyorsa. Evet. Yol alabiliyorsa. Evet. Ama ya benim bu konuda şöyle bir şeyim vardır. Eğer ki hata hakkında, hatanın bedelini sen ödüyorsan, onun eğitici bir tarafı, yaptığın hatanın bedelini sen ödüyorsan bunun bir eğitici bir tarafı vardır. Eğer ki senin yaptığın hatanın bedelini ben ödüyorsam bunun aptallıktan öte bir şey değildir bu. Yani o zaman eğitici bir taraf, hata eğitici bir şeydir. Ama bunun eğer ki bedelini biraz ödüyorsan, bunun bedeli illaki sahaya girmek, işten atılmak olmamalı her zaman. Ama bir uyarı olması lazım. Ama hiçbir şey olmamış gibi hayata devam etmek o zaman da sorumsuzluk esasında. Bir de bir şeyler alabileceğinizi görüyorsunuz ya da alamayacağınızı anlıyorsunuz değil mi bazı oyuncudan? Öyle şeyler. Tabii ki, tabii ki. Içinde. Tabii ki zaten bunu görebildiğin için zorluyorsun. Zaten onun limitlerini, bir oyuncunun limitlerini zorlayabilmek. Ya bakın, çok açık kelimelerle konuşacağım. Hı-hı. Yani o dönemde biz oynadığımız, Avrupa o zaman oynadığımız, Ender 17 yaşındaydı mesela. Evet. Şeyler işte Ender, Kaya vesaire, bu oyuncular geldi Euroleague'den, işte Tau'ya gittiler vesaire, başka yerlere gittiler. Bu çünkü o fırsat vardı önüne, o takım başarılıydı, o fırsatı da onlar iyi kullandılar. Ama yani maç 30 sayı olmuş, bu oyuncuyu sahaya soktum, girdi girmedi, abi kimin umurunda, anlatabiliyor muyum? O gerçekçi bir şey değil ki. Yani uçağı kullanmak bugün, ya bugün mesela sizin denizcilik hakkında bir sürü insan anlatır mesela ama bir kere bile demir atmamıştır yani. Şimdi denizcilik hakkında bunun gibi bir şey bu yani. He. Yani turbulansta veya dalgada o gemiyi kullanmak önemli. Bu da oyuncu için de böyle bir şey. Ha, buna da o şansı vermek lazım. Buna da o şansı vermek lazım. Son bir sorum olacak. Biraz da genel kültür, çünkü sizin o konuda kafa yorduğunuzu da bildiğim için, yani çok mesele ettiğinizi ve düşündüğünüzü bildiğim için. Yani Türkiye'de basketbol kültürü, işte seyirciden de bahsettiğiniz için söylüyorum. İyi veya kötü, yani bugünlerde bir yöne doğru gidiyor. Uzun süredir oyuna içinde olan, zaman zaman dışında olan biri olarak sizce nasıl bir haldeyiz ve ne yöne doğru gidiyor? Hep turnuvadan turnuvaya tartışıyoruz ya, mil takım üzerinden. Halbuki aslında genel tartışmakta yarar var diye düşünüyorum o yüzden. Evet. Ya biz sadece başarıya göre tartışıyoruz ya, evet, ondan dolayı. Hep şey, ya da başarısızlığa. Hep tablo geldiği zaman bir yere veya meyveyi hep şeyde tartışıyoruz. Karne geldiği zaman. Evet, karneyi tartışıyoruz da karne. Aynen, çok güzel laf esasında. Senden de çok daha güzel ifade. Hep karneyi tartışıyoruz ama ondaki eğitim bölümünü hiç konuşmuyoruz. Ne kadar çaba sarf ettik. Biz ne yaptık o karnenin iyi gelmesi için? Yani bunlara hiç çaba sarf etmedik. Orada da sonra
Birini buluyoruz. O nöbetçi suçluyu buluyoruz. Onu atıyoruz ortaya işte bir şekilde. Ve o dönemi pas atlatmış oluyoruz. Öbür döneme kadar. Sonra böyle bir şey oluyor. Çok şey söylüyorum bunu, çok acı bir şey söylüyorum esasında. Yıllarca biz organizasyonsuzluğu parayla kapattık. Bugün bazı yerlerde bu da imkan buna müsaade etmediği zaman burada bir sıkıntı ve bunun bedelini ödemeye başlıyoruz ve ödeyeceğiz. Ödeyeceğiz yani, bu çok ağır, daha da ağır ödeyeceğiz yani bu şekilde ilerlersek. Sonuçtan bahsetmiyorum. Yani anlatabiliyor muyum? O söylediğiniz karneden bahsetmiyorum. Süreçten bahsediyorum. Yani umarım ben yanılırım. Ama yani artık popülizmin, pragmatizmin önüne geçtiği bir noktadayız ki bu bize iyi bir şeyler getirmez hiçbir zaman. Ha, bunu değiştirme gücümüz var mı? Değiştirme birikimimiz var mı vesaire tartışılması gereken ve başka insanların tartışması gereken bir konu, ama benim gözlemim bu. Umarım ben yanılıyorumdur. Sadece şunu söylüyorum ki eğer ki bunu bedelini ödemeye başlarsak o zaman geri dönmek çok kolay, çok çok kolay ve kısa sürmez yani. Çok kolay ve kısa sürmez. Ama hala şey var değil mi? Pozitif gidebilecek tarafları çok olan bir kök var sonuçta yani. O kökü doğru uzatmak herhalde önemli. Tabii ki. Doğru dallanıp budaklandırmak. Bugün baktığınız zaman ben bunun kavgasını çok verdim. Ya Türkiye'de yetenekli oyuncu yok. Ya 80 milyonda yetenekli insan olmadığını düşünebiliyor musunuz? Ya yıllarca bu insanlar, sonra bu insanlar çıktı. Hakikaten öbürlerinden daha iyi olduğunu gösterdi. Öbürlerinden daha çok çalıştı. Daha verimli çalıştı ve bir yerlere geldi bu insanlar. Bu sadece şey alanında değil. Sadece spor alanında değil. Evet. Başka alanlarda da. Ya Türk insanında çok ciddi bir özgüven sorunu vardı. Yani şimdi bunu doğruya, yani Avrupa'ya bir özenti vardı. Bugün Türk gençliğinde ben bunu görüyorum ki bu kadar özenti yok. Kendine güvenen bir gençlik var. Kendine, herkesle mücadeleye girebilecek bir gençlik var. Ama bunu sporda, ama bunu başka alanda, her yerde bunu... O mental bariyerler biraz daha yıkıldı. Tabii yıkıldı. Ha, ama sadece şu var. Biz bunu karar veren mekanizmasını, o eğitim süresinin, yani eğitim sadece okuldan bahsetmiyorum. Yani o eğitim sürenin... Bunu destekleyici bir tarafı olması lazım. Bunun desteklemediği zaman, o zaman sorunu onda aramayalım. Suçlu orada aramayalım. Sorunu başka yerlerde arayalım. Onu anlatmak istiyorum ben sadece. Hocam ağzınıza sağlık. Ben bunun üzerine daha giderim de. Neredeyse güzel yani. Tabii ki daha da uzun konuşuruz. Olmadı, ilerleyen dönemde bir epizod 2 yaparız. Bakarız. Memnuniyetle. Sizi ağırlamak burada her zaman büyük keyif. Ağzınıza sağlık. Son söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yoksa zaten artık ağırlıyorum. Yok, söylenecek çok fazla bir şey yok. Çok sağ olun. Dediğim gibi beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Keyif bana ait. Çok teşekkürler sohbet için. Kia katkılarıyla hazırladığımız konfor alanında bu hafta Koç Oktay Mahmudi'yi ağırladık. Yine bir başka bölümde başka ilham verici figürlerle yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Movement that inspires.